Almanya'da girişimcilik gitgide yaygınlaşıyor. Özellikle Berlin'de girişimci sayısı artış gösteriyor. Startup isimli girişimcilik uzun gecesinde 100'den fazla girişimci işletme kendilerini ve ürünlerini tanıtıyor. Bir fikir olarak geliştirilen inovasyon ve yeniliklerden bazıları uluslararası düzeyde başarılı oldu. Örneğin Familonet. Bu mobil app uygulamasıyla bir ailenin mensupları birbirlerini her zaman takip edebilirler. Bu mobil app uygulamasında bir kişi kendisini ve ailesini kaydediyor ve de ayrıca ailenin sıkça ziyaret ettiği mekanları kaydediyor. Mesela evleri veya çocuğun okulu gibi. Ve aileden bir kişi bu mekana girer girmez diğer aile mensupları otomatik olarak bu kişinin o an orada olduğunu bildiren bir mesaj alıyor. Startup yani girişimcilik sadece dijital anlamda değil. Puzzles isimli mobilya tasarım şirketi mıknatıslar sayesinde kurulan ve istenildiği gibi birleştirilen parçalardan oluşan mobilyalar üretiyor. İyilik yap ve bunun için ödüllendiril. Bu slogan altında Change Us isimli firma çalışıyor. Panel adında bir cihazla mesela cep telefonunu şarj etmek için kendi güneş enerjisi üretilebilir. Cihaz için tasarlanan app uygulamasıyla ayrıca bisiklet veya toplu taşıma araçlarıyla kat edilen kilometre mesafesi sayılıyor. Çevreyi korumaya yönelik kişiye bu davranış için Recoins isimli puanlar veriliyor. Ve bu Recoins puanlar belli ürünler veya hizmetler karşılığında bozdurulabilir. Biz bu Recoin puanların dijital bir para birimi haline gelmesini ve bunlarla ödeme yapılabilmesini istiyoruz. Hayalimiz belediyelerin bu puanlarla vergi ödeyebilirsiniz demeleri. Yani böylece mesela bisiklet sürerek vergi ödemek mümkün olabilirdi. Girişimcilik yaratıcılığı gerektiriyor. Ancak başarılı olmak için ayrıca daha başka zemin koşullar da gerekmektedir. Devlet özel programlarla girişimcilere destek sağlıyor ve programların genişletilmesi isteniyor. KfW Devlet Bankası en son Almanya'daki girişimcilikte %12'lik bir büyüme kaydetti ve büyük şirketler de artık Berlin'i göz önüne almaya başladı. Uluslararası düzeyde başarılı olan şirketlerin Kaliforniya ya da İsrail'den start aldıklarını izliyoruz. Her iki yerinde ortak bir noktası var. O da şu ki işlevsel bir çevrede birleşen finansman, teknik bilgi ve bir vizyon ve Berlin artık bir nefeste anılan bir yer haline geldi. Startup isimli girişimcilik uzun gecesi, girişimcilerin ağlaşabileceği ve fikir alışverişinde bulunabilecekleri iyi bir platform. Ekolojik anlamda değerli olsun, eğlenceli ya da günlük hayatta faydalı olsun. Yenilikçilik içeren bir fikirle, gerekli olan uzman bilgiyle, risk için hazırlılık ve destekçilerle startup yani girişimcilik küçük başlayabilir ve yine de dünya çapında başarı elde edebilir.